Bugünkü programımızda Habibullah Mürsel hocamızla beraberiz. Habibullah Mürsel hocamız bize Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin farklı bir pencereden inşallah anlatacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir kere şu farkı fark etmemiz lazım. Bir insanı tanımak ayrıdır, tanımlamak ayrıdır. Örneğin Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı sahabe efendilerimiz çok iyi tanımışlar. Biz çok iyi tanımlıyoruz. Efendimizle ilgili hangisi öncelenmesi lazım? Onun getirdiklerini hayata taşımak, yaşamak, yaşatmak mı? Yoksa zaten yüce olan zatını yüceltmek. Efendimizin Mekke'den Medine'ye gidişi neydiyse Eyüp el-Ensari'nin de Medine'den İstanbul'a gelmesi o idi. Hicret dahi onun getirdiklerini yaşamak ve başkalarına taşımaktı. Düşünün, vefat ederek Peygamberin yanına gömülmek, her gelenden Fatiha almak varken binlerce kilometre ötelere, belki de mezar yerini bile bilen olmayacağını bildiği halde gitmek nedir? İşte bu Efendimiz'i tanımakla alakalı bir şeydir. Bir benzerinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi için de söyleyebiliriz. Onu tanımlayan çok insan var ama tanıyan sayısı çok azdır. Onu dünyada en iyi tanıyan, İslam aleminin yeniden toparlanması için hazırladığı reçeteleri hayata geçirme adına en iyi başarı olan Fethullah Gülen Hoca Efendi'dir. Hocamızın tabirleriyle sahip kıran, beyin yapıcımız, yol vurucumuz, asrın mimarı, Piri Mugan, Hazreti Pir olan sevgili üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini Yadi Cemil adına farklı yönleriyle önce tanımlayacağız. Daha sonra tanımaya çalışacağız inşallah. Kendisini ziyaret etmek isteyenler için beni ziyaret etmek isteyenler eserleri okusunlar demiş. Biz de onu kendi eserlerinden inşallah tanımaya çalışalım. Şimdi büyük zatlar kendilerinden bahsetmekten haz etmezler. Mecbur kalmadıkça hiç kendilerinden bahsetmezler ama bazen kendileri hakkında bazı bilgileri ağızlarından kaçırırlar. Onun için eserler çok dikkatli okunması lazım diye düşünüyorum. Evet, şimdi her asırda milyonlarca insan dünyaya gelir, binlercesi hidayete erer, yüzlercesi velayet makamına yükselir ama görev bir kişiye verilir. O asrın görevlisi kendisi verilen görevi ifa edebilmesi için lüzumlu olan donanımla donatılır. O imanıyla, aklıyla, zekasıyla, hafızasıyla, ilmiyle, anlayışıyla olduğu gibi ihlası, samimiyeti, adanmışlığı, feragatiyle de o asrın insanlarından çok farklıdır, çok üstündür. Çünkü o ağır yükü sıradan bir fert taşıyamaz. Hatta bir defasında Mustafa Sungur'a der ki, Sungur bende 6 hastalık var. Bunlardan biri sende olsaydı yataktan kalkamazdın der. Şimdi farklılığına birkaç örnek verelim. İmanının kuvveti hakkında kendisi şöyle diyor. İşittim ki diyorlar Said 50 bin nefer kuvvetindedir. Onun için serbest bırakmıyoruz. Ben de derim ki ey bedbaht ehli dünya. Bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Divane gibi hükmediyorsunuz. Eğer korkunuz şahsımdan ise 50 bin nefer değil, belki bir nefer 50 defa benden ziyade iş görebilir. Yani odama kapısında durup bana çıkmayacaksın diyebilir. Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur'an'a ait cellallığından ve kuvve-i manevi maniyeden yani imanımın manevi kuvvetinden ise 50 bin nefer değil, yanlışsınız. Meslek itibariyle 50 milyon kuvvetindeyim, haberiniz olsun. İşte bu cümlelerle istemeden belki isteyerek de olmasa imanın kuvvetini itiraf etmiş oluyor. Cesaretiyle de Bediüzzaman çok farklıydı. Hatırlıyorsanız Mustafa Paşa'ya gidip ona hem namazsızlığını hem zulmünü hatırlatıp uyarması, Kostroma'daki esir kampında Rus başkomutanı karşısında imanı izzetinden ayağa kalkmaması, Divani Harfi Örfi'de Kürşit Paşa'nın sen de mi şeriat istedin, şeriat isteyenler böyle asılır deyince şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım demesi
Bunların hepsine baktığımızda onun üstün bir cesarete sahip olduğunu görüyoruz. Bir de müsbet ilimlere vakfiyeti de farklıydı. 1952 yılında Eşref Edip'i de yaptığı bir konuşmada şunları söylüyor Bediüzzaman. Risale-i Nur'u anlamıyorlar. Yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben bütün müsbet ilimlerle asr-ı hazır fen ve felsefeyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta da bazı eserleri telif ettim diyor. Ben eskiden üstadımızın ve hocamızın nefsi çok zayıf diye düşünürdüm. Çünkü bunlarda ev yok, bağ bahçe yok, aile yok, çoluk çocuk yok, dünya mülkü yok. Ya bunlarla meşgul olmaya, bunlarla beslenmeyen nefis nasıl güç bir nefis olabilir ki diye düşünüyordum. Sonra öğrendim ki nefis ziddiyet noktasında ruhun karşılığı değilmiş. Ruhun terakki ettiği her basamakta karşısına daha şiddetli bir nefis çıkıyormuş. Daha şiddetli çıkmasa ruh inkişaf edemez. Nefisle mücadeleyle ruh inkişaf ediyormuş. Sonra öğrendim ki asrın görevlisinin nefsi o asırda yaşayan ve muhtelif manevi hastalıklarla hasta olan insanların nefislerinin hülasalarını taşıyormuş. O hastalıkları ilmel, aynel ve hakkel yakın tanıdığı için onlara tedavi yolları gösteriyor. Bundan dolayıdır ki irşadı sosyal hayatın bütün tabakalarını kapsıyor. Ehli kitap, tarikatçılar, siyasiler, Şia, ehli sünnet, materyalistler, Vehhabiler, bidatçılar, mezhepçiler, mezhepsizler, bidiyetçiler, müminler, münafıklar, inkarcılar, gençler, ihtiyarlar, hastalar uzayıp gidiyor. Her birine hitap ediyor. Onların meselelerini açığa çıkarıyor. Çareleri gösteriyor ve her birine hak ve hakikati irşad ediyor. Şimdi zamanın ağır şartları ve görev tebdili diye bir başlık atalım. Ve üstadımızın yaşadığı zaman ve şartlara bir atı nazar edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki asıra cehalet asrı, onu yaşadığı asıra saadet asrı, üstadın neşet ettiği asıra da helaket ve felaket asrı denmiş. Tarihçe-i hayattan bir bölüm okuyacağız. Rüyada bir hitame. Meali ve hatırda kalan elfaz aynendir. 1335 senesi Eylül'ünde Dehri hadisatını verdiği yeisle şiddetle muzdarip edin. Buradaki 1335 miladi takvime göre 1919 yılına denk geliyor. 1919 yılını gözümüzün önünde canlandıralım. Osmanlı Devleti savaşta mağlup olmuş, Mekke gitmiş, Medine gitmiş, Bağdat gitmiş, Şam gitmiş, Kafkaslar gitmiş, Balkanlar gitmiş, İngilizler İstanbul'da, Fransızlar Maraş'ta, Yunanlılar İzmir'de, yüzyıllardır İslam dinine bayraktarlık yapan devlet düşmüş, devletle beraber onun temsil ettiği ve koruduğu dini de yıktık diye sevinenler her tarafı sarmışlar. Sebepler açısından bir çıkış yolu gözükmüyor. Herkeste bir ümitsizlik var. İşte bundan muzdariptir benim zaman. Okumaya devam edelim. 1335 senesi Eylül'ünde Dehrin hadisatını verdiği yeisle şiddetle muzdarip idim. Şu kesil zulmet içinde bir nur arıyorum. Bu ümitsizlik karanlığında sebeplerin sukut ettiği zaman diliminde bu karanlıktan İslam alemini çıkaracak bir nur arıyor. Manen rüya olan yakası da bulamadım. Burada yakazayla ilgili de birkaç bir şey söylemek isterdim. Malumunuz yakaza hali uyku ve uyanıklık arasında bir hal. Yakaza alemi de uyku ile uyanıklık arasında bir alemdir. Bu alemin kapıları herkes için açık ise de manen kapalıdır. Nasıl ki bir fakültenin kapıları maddi olarak herkese açık, ancak orada okumak için gerekli puanı alamamışsanız size manen kapalıdır. Açık olan kitap da okuma bilmeyen kişi için manen kapalıdır. Aynen bunun gibi yakaza aleminin kapıları da herkese açıktır ama oraya girebilmek için gerekli olan şartları yerine getirmeyen için manen kapalıdır. İşte Bediüzzaman riyazet ve nefsini kötülüklerden arındırma gibi gereken şartları yerine getirebildiği için o aleme girebiliyor. Sadece kapısından girecek kadar değil, orada neyin nerede aranabileceği kadar o alemi biliyor. Bir örnek verelim. Siz oturma odasındasınız ve size eşiniz mutfaktan bir bıçak getirmenizi istedi. Siz mutfağa girdiniz.
Mutfakta bıçağı bulmak için nerelere bakarsınız? Masanın üzerine bakarsınız, kaşıkların bulunduğu yere bakarsınız, dolapların içine bakarsınız, tezgahın üzerine bakarsınız. Bakmanız gereken her yere baktıktan sonra dersiniz ki bulamadım. İşte Bediüzzaman o alemde o nuru bulmak için bakılması gereken her yere bakabilecek kadar o alemi biliyor. Tabii ki ben bu alemi biliyorum demiyor. Evet, metni okumaya devam edelim. Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Manen rüya olan yakasa da bulamadım. Hakikaten yakaza olan rüyayı sadıkada bir ziya gördüm. Tafsilatı terk ile yalnız bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim. Tefsilatı anlatmıyor. Neden? Çünkü anlatılmasına izin verilmemiş. Sadece izin verildiği kadarını anlatıyor. Bakın yalnız bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim diyor. Şöyle ki bir cuma gecesinde Nevm ile alem misale girdim. Biri geldi dedi, mukadderat-ı İslam için teşekkür eden bir meclisi muhteşem sen istiyor. Bakın misal aleminde İslam'ın geleceğini masaya yatırmışlar. Müslümanların düştükleri bu durum, bu duruma nasıl gelindi ve bu durumdan nasıl çıkılır? Bu meselelerin konuşulacağı bir meclis kurulmuş. Gittim gördüm ki münevver, aydın, emsalin dünyada görmediği, benzerini dünyada görmediğim Selefi Salihinden. Selefi Salihin kimdir? Selefi Salihin kavramı başta sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in döneminde yaşamış salih ve hayırlı insanlar için söylenen bir kavramdır. Demek ki orada sahabe de var. Sahabeden, tabiinden ve tebe-i tabiinden de insanlar var. Ve asarın mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunan bir meclis gördüm. Kendi asrının mebusları olan Ömer bin Abdülaziz, İmam-ı Şafii, İmam Gazali, Fahreddin Razi, Mevlana Celaleddin Rumi, İmam-ı Rabbani, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi zatlar orada. Bu zatlar orada olur da dört halife orada olmaz mı? Dört halife orada olur da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada olmaz mı? Hayretten İslam'ın geleceğini masaya yatırıldığı bir toplantıda Efendimizin bulunmaması, dört halifenin bulunmaması düşünülebilir mi? Üstad bu isimleri saymıyor. Tabii ki ama Arif'e tarif gerekmez. Hicap edip kapıda durdum diyor. İçeri girmeye çekinmiş, kapıda durmuş. Onlardan bir zat dedi ki, ey felaket, felaket aslında adamı. Senin de reyin var, fikrini beyan et. Reyin var demek şu anda bu meclise şehadet aleminden davet edilmiş olan kişi sadece sensin. Oradaki Müslümanları temsilen sen sadece de seçildin ve davet edildin. İşte bu asra felaket ve helaket ismi misal aleminde verildi ve bu ismi de Selefi Salihin verdi. Ayakta durup dedim sorun cevap vereyim. Orada sorulan sorular verilen cevapları hepimiz defalarca okumuşuzdur. Peki bu asrı felaket ve helaket asrı yapan sebep neydi? Bu sebepleri açıklarken bir zaman diyor ki bu asrı felaket ve helaket asrı yapan sebeplerden bir veçi de eskiden cehaletten gelen delaletin artık fen ve felsefeden gelmesiydi. Bir de dünya ahir zamana girmişti. Ahir zaman fitleri ise fitneleri çok daha cazip olur. Şualar 5. şuadan okuyoruz. Rivayette vardır ki fitne-i ahir zaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olmaz. Bunun için 1300 sene zarfında emri peygamberiyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş. Azabı kabirden sonra min fitneti deccal ve min fitneti ahir zaman bir de ümmet olmuş. Allahu alem bir sevap, bunun bir tebiri şudur ki o fitneler nefisleri kendilerine çeker, meftun eder, insanlar ihtiyarlarıyla belki zevkle irtikap ederler diyor. Bu zaman fitnesinin en tehlikeli tarafı her türlü menfi düşüncenin bozuk hayat düzeninin ferdilikten çıkarak cemaatlaşması, dernekler, kulüpler, lojalar, gazeteler, televizyonlar bu halde şahsi manevi olarak faaliyet göstermeye başladılar. Bu tehlikelerden korunma iki şarta bağlıdır. Birisi imanları tahkik yapmak, diğeri ise cemaat halinde çalışmaktır. Üzerinize gelen bir sel düşünün. Bu selden kurtulmanın iki yolu vardır. Ya bir yere tutunursunuz ya da bu selin ulaşamayacağı bir tepeye çıkarsınız. Karşımızda günah seli var.
Teknolojiyle evimize kadar girmiş olan bir günah seli var. Bunlardan kurtulabilmek için ya imanınızı tahkik yapacaksınız ya da bir cemaat adındaki bir şahsi maneviyat tutunacaksınız. Bu ikisinden biri olmadan insanın bu günah seli karşısında dimdik ayakta kalması neredeyse imkansızdır. Şualardan okuyoruz. Bu zamanda gayet kuvvetli milyonlarla fedakarları bulunan meşrepler, meslekler, tarikatlar bu dehşetli dalalet hücumuna karşı zahiren mağlubiyete düşmüşlerdi. İşte delaletin fen ve felsefeden gelmesi karşısında bu köklü meşrepler, bu köklü meslekler, köklü tarikatlar hazırlıksız yakalanmış ve çaresiz kalmışlardı. Düşünün, kılıç kalkanla savaştığınız düşmanınız tank icat etmiş. Kılıç kalkanla siz bu düşmanı yenemezsiniz. O zaman siz de yeni silahlar icat etmeniz lazım. Diyor ki işte bu mesleklerden daha ileri, daha kuvvetli, dayanan bir mesleğe ihtiyaç vardı. Bu meslek doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in bu zamanda bir nevi mucize-i manevisi olarak rahmeti ilahi tarafından ihsan edilecekti. Bu konu daha iyi anlaşılması için Kastamonu'nun arkasından bir bölüm okuyalım. Diyorlar Said yanında başka kitaplar bulundurmuyor. Demek ki onları beğenmiyor. Ve İmam Gazali de tam beğenmiyor ki eserlerini yanında getirmiyor. Buna karşı deriz ki onların zamanında bu dehşetli zındıka hücumu Erkan-ı İmaniye'yi sarsmıyordu. O muhakkik ve allame ve müştahi zatların asıllarına göre münazara-i ilmiyede ve diniyede istimal ettikleri silahlar hem geç elde edilir hem bu zaman düşmanları birden galebe edemediğinden Risale-i Nur Kur'an'ı mucir beyandan hem çabuk hem keskin hem düşmanların başını dağıtacak silahları bulduğu için o mübarek ve kutsi zatların tezgahlarına müracaat etmiyor. Ve hem vakit dar hem bizler az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki o nurani eserlerden istifade etsek. Bakın eskiden insanların meşgaleleri az, zamanları çok olduğundan 10 yıl, 15 yıl medrese veya tekkede kalarak dini öğrenebilmişler. Bu zamanda insanların meşgalesi arttı. Dinleri öğrenmek için bu kadar zamanlar yok insanların. Dini asıl mesleği olmayanlar ve dinin zaruri kısmını öğrenmek isteyenler için 15 seneye bedel 15 günde veya birkaç ayda bu 15 yılda kazanılacak mertebe kazanılabilecek bir şey lazım. Ulemalar da diyor ki bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak kabul ederek okuyan bu zamanı mühim hakikatli bir alim olabilir. İşte bu mesleği, bu yeni mesleği insanlığa taşımaya talip olan insan ve arkadaşları buna en fazla ihtiyaç duyan, bunun ızdırabını çeken, bununla kıvranan, sızlanan, gözyaşı döken, gözü başka bir şey görmeyen insanlar olması lazım. Allah hiç kimseye hiçbir şeyi durup dururken vermiyor. Cüzi iradesinin ne ölçüde, ne yönde kullandığına bakıyor. Bakın Tarık Şeyhat'ta diyor ki, ben kendi elemlerime tahammül ettim. Fakat ehli İslam'ın elemlerinden gelen talimat beni ezdi. Alemi İslam'a indirilen darbeleri en evvel kalbime indiğini hissediyorum. 1925'te Bediüzzaman Van'dan Anadolu'ya hicrete mecbur edilirken iki gece Erzurum'un Pasındar ilçesi Korucuk köyünde Hacı Münir Efendi'nin konağında misafir olur. Münir Efendi yemek hazırlar, istirahat için yatağını yapar. Ertesi gün geldiğinde yatak hiç bozulmamış, yemeklere de hiç el sürülmemiştir. Şark insanının dünyasında hizmet ve ikramın ayrı bir yeri vardır. Yemeklerin yenilmediğini, yatağın hiç bozulmadığını gören Münir Efendi der ki, benim ekmeğim helaldir. Allah'ını seversen ekmeğini ye. Üstad Münir Efendi'nin bu ısrarı karşısında bana bir kase yoğurt getirdir. Münir Efendi yoğurdu getirir. Ertesi gün geldiğinde yoğurt kasesinden bir veya iki kaşık kadar yoğurt alınmış, yatak yine bozulmamış. Bu durumu gören Münir Efendi Hazretleri dedi, seni gece boyunca izledim. 2 gündür doğru dürüst yemek yemedin, yatağa da girmedin. Gece sabaha kadar gözyaşıyla dua, iltica ile meşgul oldun. Nedir sendeki bu hal? Nedir senin derdin? Üstad Hazretleri ona der ki, kardeşim bu milletin omuzuna inen musibet, cehennem ateşine denk bir musibettir. Bende ne uyku bıraktı ne de iştah. Tarık Şeyhat diyor ki, bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var.
Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Ben diyor nefsimi kurtarmaya düşünen hodgam bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak için kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de diyor. İşte istikbali Allah'ın inayetiyle en berrak şekilde keşfeden Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'dan ve hadisten uzak kalacak. Tasavvufla hiç ilgi duymayacak. Sefih, dinsiz bir neslin ayak seslerini duymuş. Onları imana, ibadete, ahlaka davet edecek bir külliyatın gereğini ruhun deliklerinde hissetmiş, Rabbına yalvarmış, bir çıkış yolu aramış ve her hayrı elinde olan Allah kendisine iman hakikatlarını akli ve nakli delillerle asrın idrakını sunacak bir külliyat nasip etmiş. Bunun en açık delili de 28. mektuptan 7. Risale olan 7. meselede geçen şu ifadelerdir. Burada görev tebdilini görüyoruz. Eski Harbi Umumi'den evvel ve evvelinde bir vakayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağın çiş infilak etti. Dağlar gibi parçalar dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir, o rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki İcaz-ı Kur'an'ı beyan et. Üstadın talebeler o zatın Hazreti Ali olduğundan bahsediyorlar. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. 10 infilak ve infilaktan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Bakın kaleyi koruyan yüksek duvarlara sur denir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i bir sur gibi koruyan Osmanlı Devleti vardı. Bu devlet düşecek demektir bu. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek ve Kur'an'a hücum edilecek. İcazı yani Kur'an-ı Kerim'in erişilmez üstünlüğü, mucizevi yönü onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazını, Kur'an'ın erişilmez üstünlüğünü, bir nevini şu zamanda isharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım diyor. Yani bu vazifenin kendisine verildiğini anladığını söylüyor. Şualarda diyor ki Risale-i Nur'da öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş. Ve Hazreti İmam Ali radıyallahu anh 3 kerametle ona beşaret etmiş. Ve Gavs-ı Azam radıyallahu anh kerametkarani ondan haber verip tercümanı teşkil etmiş diyor. Şimdi Bediüzzaman kendisinin mudakkik olduğunu da söylüyor. İslam'da muhakkik ve mudakkik konusunda şöyle bir izahta bulunuyor. Buradaki muhakkik hakikat kaygısı olan ve hakikat arayışı olan anlamındadır. Mudakkik de o hakikati arayanı tetkik eden, onu inceleyen kimse anlamındadır. Diyor ki muhakkik olur ki mesela bir hakikate yapışır, 80 sene terakki eder, o hakikatin müntehasına ulaşır, en nihayet Kur'an'da bir ayet ona işaret ettiğini görür. Ve Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'ı üstadı mutlak bulur. Böyle ayrı ayrı muhakkikler nihayet tarihlerinde Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'ı üstadı mutlak bulurlar, görürler. Çünkü Kur'an'da bütün o muhakkiklerin yollarına, mesleklerine işaret vardır. Mudakkik olur ki Kur'an'a yapışarak bütün o muhakkiklerin yollarını, mesleklerini tetkik etsin. Ben mudakkikim diyor. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'in diğer semavi kitaplar üzerinde hakemlik rolü var, aynen onun gibi Bediüzzaman'ın da kendinden önceki tüm müceddit, müçtehit ve alimlerin yolunu tetkik ederek yanlışlarını itiraz etmiş, hatalarını düzeltmiş. Mesela haşir hakikati aklidir, değil naklidir diyen İbn Sina'ya itiraz etmiş ve akli olduğunu ispat etmiş. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ın beslediği duygunun aşk olduğunu söyleyen İmam Rabbani'ye itiraz etmiş. Bu duygu aşk değil, şefkattır demiş. Evet. Şimdi Kastamonu layıkasından
Ferdiyet makamı ile ilgili bir bahs okuyacağız. Şimdi okuyacağımız bu bahs daha iyi anlaşılabilmesi için bir bilgi notu vermemiz, bazı kavramları tanımlamamız lazım. Ve nasıl ki ruh bedeni ayakta tutup canlı kalmasını temin ediyorsa, dünyanın cesedinin ruhu da maneviyattır, Kur'an'dır. Şayet maneviyat ve Kur'an insanlar nezdinde inkar edilirse, emir ve yasaklar riayet edilmezse, ruhun bedenin terk etmesi gibi dünyanın da ayakta kalması ve devam etmesi mümkün olmaz. Demek ki dünya sadece maddi alemden oluşmuyor. Burada manevi alem de var. Maddi alemin yönetimleri olduğu gibi manevi alemin de yönetimleri var. Mesela dünya ülkeler nasıl yönetilir? Parlamenter sistemle yönetilir, başkanlık sistemle yönetilir, krallık sistemle yönetilir, diktatör sistemle yönetilir. Zaman zaman bu sistemden diğer sisteme geçilir. Mesela 10 yıllarca Türkiye parlamenter sistem değil, başkanlık sistemine geçti. İşte maddi alemde olduğu gibi manevi alemde de yönetim sistemleri var. Bu sistemler de değişebiliyor. İşte risalelerin yazılmasıyla manevi yönetimde sistem değişti. Manevi alemdeki yönetim sistemini bazı alimler şöyle açıklamışlar. Bakın, manevi yönetimin en alt tabakasında ricalul gayb var. Ricalul gayb, gayb işlerinden sorumlu kişiler. Toplam 4000 veliden oluşuyor. Onların üstünde ahyar var demişler. Ahyar hayırlıları adı verilen 300 veliden oluşuyor. Onların üstünde kırklar var. Abdal. Onların üzerinde yediler var. Ebrar iyiler demek. Onların üzerinde dörtler var. Eftal direkler demek. Onların üzerinde üçler var. Mükaba denetçiler demek. Onun üzerinde de gavs var. Şimdi bu tabakalarda üstten biri vefat ederse alttan biri onun yerine geçiyor. Burada seçim nasıl yapılıyor biz bilmiyoruz. Bu manevi alemde yapılıyor. Hani Türkiye'de birileri için falanca kırklara karışmış. Ben çok duyuyordum böyle. Falanca kırklara karışmış diyorlardı. Şimdi bu okuyacağımız bölümde şahsi maneviden bahsediliyor. Bir şahsi manevi nedir? Bunu bir tanımlayalım. Şahsi manevi, manevi şahs demek. Yani belli bir şahs değil ama kendisine belli bir şahıs muamelesi. Yani bir şirkettir, cemaattir, cemiyettir. Şimdi gavsiyet geçecek orada. Gavsiyet nedir? Tanımlayalım. Gavsiyet bütün makamları kat etmiş, makamların sonlarına yaklaşmış, asrın en büyük söz sahibi, medet veren, insanlara manen yardım makamı, erişmiş zatlara verilen bir unvandır. Adeta velayet şehrinin reisidir. Bir de kutbiyet var. Kutbiyet makamı da makamların en yükseği ve son merhalesidir. Bu makama çıkanlar da adeta Resulullah'ın bu asırdaki halifesi, vekili konumunda oluyorlar. Şimdi gavsiyet velayetle, kutbiyet ise risaletle ilişkilidir. Bu iki makam birbirinden ayrıdır. İşte bu iki makamı yani gavs ve kutbiyet makamını cem edenlere kutbu azam ya da gavs azam denmiş. Bu makama gelen zatlar ferdiyet makamına erişmiş demektir. Ferdiyet makamında bulunan zat da diyor kimseden ders almadan, kimsenin terbiyesine girmeden doğrudan Allah ve Resulünün feyizlenen zattır diyor. Şimdi bu bilgi notundan sonra Kastamonu Laikası'ndan bir parça okuyacağız. İstanbul'da malum itiraz hadisesi ima ediyor ki ileride meşrebini çok beğenen bazı zatlar ve hodgam bazı sofi meşrepler ve nefsi emmaresini tam öldüremeyen ve hubbu cahvartasından kurtulamayan bazı ehli irşad ve ehliha Risale-i Nur'a ve şakitlerine karşı kendi meşreplerini ve mesleklerinin rivacını ve etbalarının hüsnü teveccühünü muhafaza niyetiyle itiraz edecekler. Belki dehşetli mukabele etme ihtimali var. Bakın bunlar yaşanmış. Ehli tarih bazı insanlar nurları tanıdıktan sonra, nur derslerini dinledikten sonra zikir halkalarını terk edip nur derslerine katılmaya başlamışlar. İşte üstadın tanımladığı ki hodgam, sofi meşrep ve nefsi emmaresini tam öldüremeyen, bu hubbu cahvartasından kurtulamayan bazı ehli irşad, ehli hak da üstadı ve Risale-i Nur'u acımasızca eleştirmişler. Neden bizim talebeler oraya gidiyor, bizim insanlarımız diye. Bizim kökümüz
İmam Rabbani'ye dayanıyor. Bizim kökümüz Şah-ı Nakşibendi'ye dayanıyor. Onlar ise kökü olmayan bir tarikat. Onlar insanları doğru yoldan saptırıyorlar diyecek kadar ileriye gitmişler. Maalesef bunun bir benzerini bugün de Diyanet yapıyor. Demek ki Risale-i Nur'un bazı şakitleri, bazı tereddütler yaşamışlar ki Bediüzzaman herkesten gizlediği bir sırrı açıklamak zorunda kalmış. Diyor ki böyle hadiselerin vukuunda bizlere itidal eden ve sarsılmamak ve adavete girmemek ve o muariz tayfenin de rüyasalarını çürütmemek gerekir. Fahş etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı fahş etmeye mecbur oldum şöyle ki. Velhasıl maneviyatta makam sahibi büyük zatlar mecbur kalmadıkça bildikleri her şeyi anlatmazlar. Çünkü o makamlarda tüm insanların anlayacağı ortak mana yok. Mevlana maneviyatta sus makamı var diyor. Konuşursan bozarsın. Mesela İbn Arabi konuşmuş. Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen kitaplarımızı okumasın, zarar görür demiş. Ama bazı alimler okumuş. İbn Arabi tekfir etmişler. Yani onun dinden çıktığını hükmetmişler. Hükümler zahire göredir demişler. Sözde anlaşılan neyse taşıdığı manadır olur demişler. Ama bazı İslam alemleri ise onun Allah dostu olduğunu, büyük bir veli olduğunu kabul etmişler. İşte dediğimiz gibi manevi makamlarda tüm insanların anlayacağı ortak mana olmadığı için büyük zatlar mecbur kalmadıkça bildikleri bazı şeyleri insanlarla paylaşmazlar. İşte Bediüzzaman diyor ki fahş etmek hatırıma gelmeyen, bunu açıklamayacaktım size diyor. Bir sırdı, fahş etmeye mecbur oldum şöyle ki. Risale-i Nur'un şahsı manevisi, o şahsı maneviyi temsil eden has şakitlerin şahsı manevisi, ferit makamına mazhar oldukları için değil hususi bir memleketin kutbu, belki ekseriyeti mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutbu azamın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mecbur değil, her zamanda bulunan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmuyor. Her zamanda bulunan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmuyor ne demek? Bunu isterseniz biraz açalım. Şimdi kelime-i şehadet getirirken biz Efendimizin hem kul hem elçi olduğunu dile getiriyoruz. Her peygamberin kulluk yönü, şahsi ibadeti onun velayet yönüdür. İlahi emir ve yasakları insana tebliğ etme ciheti risalet yönüdür. Bildiği üzere Osmanlı'da tekke ve medrese adı altında iki farklı eğitim kurumu vardı. Medreselerde sarf, nahiv, mantık, felsefe, matematik, astronomi, belagat, fıkıh, kelam, tefsir, hadis gibi çeşitli ilimler okutuluyordu. Tekkelerde ise küçük yerleşim birimdeki tekkelere zaviye deniliyordu. Buralarda hem ilim okunur hem de İslam ahlakı ve tasavvuf öğrenilirdi. Bakın ağırlıklı olarak kalbi ilimler yer veriliyordu. Buraya devam edenler de yaş sınırlaması yoktu tekkere gidenlerin. Her yaşta insanlar burada devam edebiliyordu. İşte tarihin parlak döneminde bu iki kurum baş başa yürümüş. O zamanlar devlette en parlak dönem yaşanmış. Şimdi büyük ulemaya göre tekkeler Efendimiz'in ameline, medreseler ise ilmine varis olmuşlar. Her ikisine de varis olanlar olmuş, bunlara Zülcenaheyn değinmiş ve bunlar azınlıktaymışlar. İşte Osmanlı'nın dağılmasıyla bu iki direk çöktü. Bundan sonra dini ilimlerle fenleri ayrı ayrı değil de bir arada yapılacaktı. İşte Bediüzzaman bunu inşa etti. Kalbin ışığı din ilimleri, aklın ışığı ise fen ilimleridir dedi. Bu ikisinin birleşmesiyle hakikat ortaya çıkardı. İşte Peygamberimizin velayet yönüne yani amel yönüne en üst seviyede varis olanlara Gavs, Peygamberimize risalet yönüne yani ilim ve tebliğ yönüne en üst seviyede varis olanlara kutup denmiş. Bunlardan biri diğerinin hükmü altına girmeye mecbur olmuyormuş. Böyle olduğu gibi Risale-i Nur'un şahsı manevisi ve o şahsı manevi temsil eden has şakitlerin şahsı manevisi ferit makamın mazhar olduğu için yani bu iki yönden de varis oldukları için bunlardan birinin hükmü altına girmeye mecbur değiller diyor usta. Bakın ben çok defa Türkiye'de bizi tanımadıklarına şahit oldum. Böyle giyim kuşam sakalıyla hemen göze çarpan ehli tarik komşularım vardı.
Onlar bizi böyle takım elbise giyen, kravat takan, okullarda ders veren, dünyevi yaşantıyı öne çıkarmış olan, sadece temelleriyle belki namazını da aksatan insanlar gibi bakıyorlardı. Bunlardan biri bir gün bana dedi ki siz sünnetten uzak yaşıyorsunuz dedi. Ben ona nereden çıkardım bunu dedim. Giyim kuşamdan dedi. Ama sünnet sadece giyim kuşam değil ki dedim. Ve çantamdan çetelemi çıkardım. Perşembe pazartesi oruç, haftada kaç gün teheccüd, tesbihat, Kur'an, Risale, pırlanta, cevşen, akşam sabah dualar bunu görünce şaşırdı. Yani işte demek ki bir tarafa da bakıldığı için Risale-i Nur talebeleri ve Risale-i Nur şakitleri bu ikisini bir arada hem dünya hem ahireti bir arada götürdükleri için o ferit makamına mazhar olduklarını söylüyor. Bir daha okuyalım. Bu metini baştan okuyacağım çünkü burası çok önemli. Farz etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı farz etmeye mecbur oldum. Şöyle ki Risale-i Nur'un şahsı manevisi, o şahsı manevi temsil eden has şakitlerin şahsı manevisi, ferit makamına mazhar oldukları için değil hususi bir memleketin kutbu, belki ekseriyeti mutlakayla Hicaz'da bulunan Kutbu Azam'ın tasarrufundan hariç olduğunu, bu onun hükmü altına girmeye mecbur değil, her zamanda bulunan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmuyor. Ben eskiden Risale-i Nur'un şahsı manevisini o imamlardan birisi zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki diyor, Gavs-ı Azam'da kutbiyet ve gavsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğundan ahir zamanda şakitlerinin bağlandığı Risale-i Nur o ferdiyet makamına mazhardır. Bu gizlenmeye layık olan bir sırrı azimeye binaen Mekke-i Mükerreme'de dahi farz-ı muhal Risale-i Nur'un aleyhinde bir itiraz Kutbu Azam'dan dahi gelse Risale-i Nur şakitleri sarsılmayıp o mübarek Kutbu Azam'ın itirazını iltifat ve selam suretinde telakki edip teveccühünde kazanmak için ilk medarı itiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı izah etmek, ellerini öpmektir. Evet, şimdi üstadımızın bir vasiyeti var. Bu vasiyetle inşallah bitirelim. İktidar haddini bilmezlikten beslenen kibirden kök aldığından güç vehbiyle kendini küçük bir tanrı zanneder. Biat etmeyen, kendilerince kalmak direnen insanları gözetimde tutarak onlara hakim olacağını sanarlar. İşte Bediüzzaman'da bunu görüyoruz. Dağların arasındaki varlığa konuşacak bir adam bulamayınca kendine gömülecek, böylece itiraz olan bir ses kısılacaktı. Ama öyle olmadı. Varla'daki mecburi ikametten sonra ete kemiğe bürünen bir şey ortaya çıktı. Bu sefer yeni bir plan devreye soktular. Dediler ki Bediüzzaman talebelerini mahkemeye taşıyacağız. İktidarı halka karşı korumak üzere tesis ettikleri mahkemeler bunların canını yakacak. Canı yanan insanlar da kriminalleşecekler. Biz de bunların işini bitireceğiz. Bu da olmadı. Takvimler 1956'yı gösterdiğinde Risalelerin muallifi, talebeleri artık dışarıda kendileri olarak vardılar. Anadolu'nun dört tarafı bunları tanıyordu. Ve Risalelere ve üstada ve talebelerine kuzak kesilmişlerdi. İşte üstad ve talebeleri çetin geçmiş bir kavgada ayakta kalabilmişlerdi. Ancak küçük savaştan büyük savaşa, nefisle olan savaşa dönülüyordu. Üstadımızın insanlardan gördüğü alaka sonrası hissettiği şey mahcubiyetti. Gördüğü alakanın kendisine vurgu olduğunu, bunu ise asıl olanı unutturacağını düşünür ve bu hissiyatla vasiyetini yazar. Okuyorum. Bu dehşetli zamanda firavunların dünyevi şan ve şeref arzusuyla heykel, resim ve mumyalarla beşerin nazarını kendilerine çevirmesi gibi enaniyet ve benlik de verdiği gafletle heykel, resim ve gazetelerle kendilerine çeviriyorlar. Ehli dünya uhrevi istikbalden ziyade dünyevi istikbali hayal etmiş olmalarıyla meftanın lillah için ziyarete muhalif olarak dünyevi şan ve şerefine ziyade ehemmiyet verir, öyle ziyaret ediyorlar. Ben de Risale-i Nur'daki azami ihlası kırmamak için ve o ihlasın sırrıyla kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum. Evet, parmaklar kendisini gösterirken Üstad Hazretleri bu vasiyetiyle altını değil üzerini çiziyor ve Risale'lere dikkat çekiyor.
alkışların peş sıra sahneye kuruluyor. Dersimizi üstadımız bir hitap ile bitirelim. Ey kardeşlerim, dikkat ediniz. Vazifeniz kutsiyedir, hizmetiniz ulvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. Allah bizi üstadımıza iyi bir talebe eylesin inşallah. Böyle kısaca kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Evet, ben Habibullah Mursel, Özbekistan doğumluyum. Aksakalıyım, Özbekistan doğumluyum. 1960 doğumluyum. 33 sene Özbekistan'da yaşadım. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite oralarda okudum. 1992'de Milli Eğitim'de müfettişken oraya Naci abi ekibiyle okulaşmaya geldiğimde ben de Akhıskalı'yım, Türkçe bildiğim için. Akhıskalıların Türkçesi Erzurum şivesidir. Geçen sene bıldır deriz, havluya peşkir deriz. Yani bu Türkiye'deki konuşulan kelimeleri. Beni Milli Eğitim Müdürü tercüman olarak davet etti. Biz valiliğe gittik. Orada bu okul nasıl yapılır, nasıl olur? Bunlar uzun, belki başka bir şey konusu olur. Hani öyle tanışmış olduk. Sonra 2 sene ben Milli Eğitim beni okullara müdür yardımcısı olarak tayin etti. Hani müdür Türkiye'den de müdür yardımcısı işte benim için hem Türkçe biliyor, Rusça biliyor, Özbekçe biliyor, kendisi de eğitimci bu yeni eğitim kurumuna. Böyle 2 sene orada çalıştıktan sonra Türkiye'ye hicret ettik. Orada da işte 23 yıl orada yaşadıktan sonra ben matematik öğretmeniyim ama şu kadar söyleyeyim hocam. Bir dine karşı böyle yaşadığımız ülke ateist ülkeydi. Kütüphanelerde dini konuda bir şey bulmak mümkün değildi. Dini bilgiler işte sözlü olarak babalarımızla, dedelerimizden duyduklarımız bir şeydi ama çok bir merakım vardı. Türkiye'ye gelince de böyle hani çölde susuz kalmış biri karşısına böyle bir baraj çıkarsa nasıl? Ben de okuyabildiğim kadar her şeyi okumaya çalıştım. İşte dinlemeye çalıştım büyüklerin derslerini. İşte oralardan işte aldığımız bilgiler işte uygun gördükleri için paylaşıyoruz. Kitap hazırladım da 3 nesil diye. Şimdi düşünün bir nesil Ahıska'da doğmuş. Ahıska şu an Gürcistan toprakları. Oradan Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan buraya sürülmüşler. Ondan sonra Özbekistan'dan bir daha Rusya'ya sürülmüşler. Rusya'da da 15 yıl bunlara hayat şeyi tanımamış. Oradan Amerika işte bunları çok haksızlık yapıldı diye getirmişler. Düşünün dede Gürcistan'da doğmuş. Onun oğlu Özbekistan'da doğmuş. Onun oğlu Rusya'da doğmuş. Onun oğlu da Amerika'da doğmuş. Şimdi bir nesil bir önceki neslin kabrini bilmiyor. Hani istiyorlar buradakiler gitsek nasıl bulacağız Özbekistan'da? Özbekistan'da yaşarken diyorlar ki gitsek nasıl bulacağız Gürcistan'da diye. Yani böyle üç jenerasyonun her jenerasyon sürgün yemiş. Yani tabii sürgünler çok. Yani dünya tarihine baktığımızda hiç sürgünsüz yok ama böyle her jenerasyon tam 30 yıl geçiyor bir daha sürüyorlar. 30 yılı geçiyor bir daha sürüyorlar. Böyle 4 kere üst üste buna rağmen dillerini koruyabilmişler, dillerini koruyabilmişler. Bu takdire şayandır. Azınlık birbirine tutunmak zorunda. Yoksa ayrı kalırlarsa onlar daha fazla zulme maruz kalıyorlar. Bu azınlık psikolojisiyle bir de kökten gelen bu akraba bağları çok güçlüdür. Böyle nasıl bir şey bir uydurdular çekirdek aile diye. Asallarda çekirdek aile yok, bir aile var. Amca oğulları kardeşler gibidir, dayı oğulları kardeşler gibidir. Yani bir için yapmayacakları bir şey yoktur yani. Bir maddi manevi yardımda. Bu da işte ayakta kalmalarının sebeplerinden biri olmuş. Siz kendinizi nasıl muhafaza ettiniz ya da sizin kaynağınız, beslenme kaynağınız neydi? Abi bu lütfü ilahiyle. Bilirdim. Şöyle bu okul açmaya geldiklerinde orada o şehirde benim bulduğum şehirde 10 bin insan yaşıyordu. Ahıskalı. Neden ben dedim ben? Neden ben oraya geldim? Neden ben muhatap oldum? Neden ben bu güzelliklerle tanıştım? Bunun arkasında bir şey olması lazım. Hatırlıyorsanız İbrahim Hakkı Hazretleri için mi böyle anlatılır? İşte Bizans'ta bir prenses İslam'ı kabul etmiş. Onu da Müslüman olduğunu duyarlarsa kilise bunu istemiyor. Onu işte içine cin girdi, şeytan girdi, idam edilecek.
Bu Hazret oraya gider, bunu duyar, ben tabibim diye içeri girer, dinler ve anlar ki prenses işte bir İncil okumuş, oradan Efendimiz'i tanımış, Müslüman olmuş ve bunu da duyurmak istemiyorlar. Orada diyor ki keşke şu Hicaz'ı görseydim der. Prenses işte eliyle duvarı gösterir, bir ekran gibi orada görür onu ve bu Hazret der ki bu ne yaptı da Allah buna nasip etti? Yani burada 100.000 insan yaşıyor. Hani bir şey olması lazım alttan gelen ki buna nasip olmuş. Yani bazen böyle bir Japon Müslüman olmuş diyorlar, bir Alman diyorum ki bu ne yaptı? Hani durup dururken olmuyor ki, bir şey olması lazım. Nasıl istedi bunu? Bunu fiilen mi istedi? Belki şey de bilmiyordu. Demek ki benim adım Habibullah. Bana dediler bu ismi nereden aldın? Bize orada koymuşlar bu ismi. Türkiye'de bu isim yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saygıdan bu isim yok. Habib vardı. Ama orada koymuşlar. Belki bu isim ilelebet bu isim taşıyan birisi o küfrün içinde kalamaz. Bu isim belki çıkardı. Belki ecdattan bir dua vardı ya Rabbi benim neslimden gelen birisi işte bu hakikatları anlasın. Bilemiyoruz. İşte bunlardan biri vesile oldu. Bir Allah da işte karşımıza çıkardı. Ben bu güzel oluşum bazı insanların hayatlarını siyah beyaz renklendirmiştir ama biz yeniden doğduk. Ailece yeniden doğduk. Çevremize yeniden doğduk. Elhamdülillah. Şimdi siz yine bir hicret diyarındasınız değil mi? Yine son dönemin cebri hicretine siz de mi maruz kaldınız? Tabii burada ben Amerika'dayım. Burada bir vakıfta bir camide imamlık yapıyorum. Akska topluluğuna. Hafta sonları hapishanelere geliyorum. İşte dil öğrendik. Hasbelkader. İki hapishaneye gidiyorum. İşte burada Amerika'da dostlarımız var. Onlarla 2 haftada bir Bible okuyoruz ama güzel tarafı bana önceden gönderiyorlar. Bununla ilgili Kur'an ne diyor? Sen hazırlan gel diye. Ben de dilim döndüğü kadar onu Kur'an'da karşılığı var mı yok ve bizim perspektiften nasıl bakılıyor. Çok güzel de oluyor. Rusçam Türkçemden iyidir. Ben Türkiye'deyken Asım'ın getirdiği tefsirlerin tercümesinde bulundum. Ve Türkiye'de okurken elime Rusça tercümeler geçtiğinde ondan bu okuyucular grubu basmıştı onu. Rusçası hiç de güzel değildi. Ben oraya gittim dedim. Ya bu olmamış yani bu yeni talebeler yapılmış. Ben Türkiye'ye ilk geldim de 23 yıldır üniversitem Türkiye'de. Ben Türkiye'de ağırlıklı misalelerden şey oldum. Rusça'ya o zaman farklı eserlerin çevrilmesine de vesile oldunuz mu hocam? O aslında getirdiği tereddütler rahmetli Şerafettin Kocaman vardı Nil'de. Azerbaycan'da bir ekibe yaptırıyorlardı. Sonra bana dediler ki ya biz seviniyoruz tercüme oluyor sen bunu bir okur musun? Şimdi onu okuyunca şimdi onu tercüme edenler gerçek profesyonel. Aziz Nesin tercüme etmişler, Nazım Hikmet tercüme etmiş insanlar ama ateist ülkede dini bilmedikleri için yani bir tercüme ederken dini eseri dini bilmek lazım. Dini bilmekle yetmiyor. Hani üstadı da tanımak lazım. Onun görüşünü de görmek lazım. Şimdi bana getirdiler yani şeydi, 4 ciltti. Dedi ki ya bunlar hocamızın cami cema, asıl getirdiği tereddütler cami cemaatinin sorularına verilen cevaplar. Yani altyapısı olan insanlar, İslam altyapısı. Şimdi bunu Rusya'ya çeviriyoruz. Oradaki insanlarda dini altyapı yok. O zaman hepsini çevirmeye gerek var mı? Onların merak ettiği, sorabileceği soru. Ondan 2 cilte düştü bu. Sonra ben bunu okudum. Ben bunu okudum ve 2 sayfa bir şey çıkardım. Mesela örneği orada Hazret Heze olmuş. Dedim ya bunu izah edilse Heze nedir? Veya işte tercüme ederken işte kürsi kelimesi taht diye tercüme edilmiş. Mesela tesbih, Allah'a tesbih etmeyi bu taşlar zinciri gibi tercüme edilmiş. Gayb yine öyle perde olarak, gayb perdesi işte perde olarak. O sadece onlar dedim ya bunlar düzeltilirse iyi olur. Sonra beni davet ettiler bir yere. Aynı kitabı bir arkadaşa vermişler. O da Tataristan'dan şeye geçmiş, Ukrayna'ya. Ukrayna'da herhangi bir Arap ülkesinde bir cemaattan biri Ukrayna'ya gelmiş.
Bir bayanla evlenmiş, Ukrayna vatandaş olmuş, birlikte çalışıyormuş. O da kitabı ona vermiş. Rusçası iyi. O da kitabın yarısını çizmiş. Bana dediler ki ya sen dediler 2 sayfa bir şey düzeltirse yeter diyorsun. Adam yarısını çizmiş üzerine. Bu ne? İşte baktım ben orada. Mesela diyor ki işte hani hadisi kutsiyede Rabbimiz nafilelerle bana yaklaşanın gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur. O diyor ki Allah'a göz isnat etmiş, ayak isnat etmiş. Bu yanlıştır. Böyle her şeyi çizmiş. Ha, dedi ki demek ki tercümede sadece dil de yetmiyor, sadece dini bilmek de yetmiyor. Ondan sonra düzelttik onu. Ve bu tercüme yaparken ben çok şey öğrendim esas orada. Çünkü yanlış yapmaktan çok korkuyordum. Çok ince bazı kelimeler var. Rusçası hemen bulunmuyor. 4 tane sinonimi aralarına virgül koyarak koyuyordum. Yani ilahi nizamı öyle bir nizam diye geçmiyordum. Çünkü bu insanların kurduğu bir nizam değil diye. Orada bunlar geceleri yapıyorum. Gündüzleri dershanede çalışıyorum. Geceleri bazen de karşıma öyle bir yer çıkıyordu ki hani boksta bir yumruk yer sersemler ya insan. Öyle bilgi çıkıyordu böyle sersemliyordum. Ertesi gün dershanede anlatınca ya şunu bizim talebelere anlatsana derken böyle aslında böyle çekingen biriydim. Orada işte yırtıldı böyle. Ben yine okuduklarımdan ve anladıklarımdan biz dedik ki şey için Efendimizin iki yönü var dedik. Bir velayet, bir risalet yönü var dedik. İşte birileri velayet yönünden mirasçı, birileri risalet yönünden mirasçı. İkisini bir araya getirenlere işte biri bu yönden işte her bölgenin kendi gavsı vardır hocam. Yani Türkiye'nin bir gavsı vardır, Konya'nın bir gavsı vardır. Yani bölgeye göre de onun büyüğünde hatta burada mesela geçerken cümlede ne dediği ben şeyinden bakayım. Diyor ki değil hususi bir memleketin kutbu diyor. Belki ekseriyeti mutlaka Hicaz'da bulunan kutbu azamın tasarrufundan hariç değil de. Sizdeki bir diyanetin, sizdeki bir tarikatın değil diyor. Bak Hicaz'daki yani Hicaz nasıl ki maddi olarak farklı, büyük ihtimalle oradaki kutup da diğer kutuplardan farklıdır ki burada üstad o bile olsa sizin yolunuz yanlış olmadığını bilin. Yani İnsan der ki ya arkadaş ta Mekke'den itiraz geliyor ya da Medine'den geliyor ya siz kim oluyorsunuz? Bak şöyle hocanızın sakalı bile yok. Bak hani sakalsız bir alim mi var? Siz yolunuz yanlış. Bir şeyler dendiği zaman demek ki biraz insan acaba bir doğru pay var mı? İşte oradaki onun için diyor ki hatta Hicaz'daki bile olsa diyor ona takılmayın diyor dediği zaman. Demek ki bu şey de olabiliyor. Bölgeye göre Gavs da olabilir belki. Ama yeter ki o dalda işte o velayet de miras olsun orada ilerlesin. Öbürü de işte Risalet'te ilerlesin. Bence öyle diye düşünüyorum ama bunu en güzel yine Necdet hocamıza sorarız inşallah o güzel anlatır. Ben isterseniz küçük bir hatıramı anlatayım. Buyurun, buyurun. Ben müdür yardımcısıyım okulda. Oraya işte Türkiye'den esnaf abiler geldi. Fergana'ya gelmişler. Oradan arabayla pazar günü okula geldiler. Müdür bey beni aradı. Dedi misafirler geliyor. Okulu açalım. Pazar günü kimse yoktu. Şey yapalım. Çay ikram da bulunduk. Ve müdür odasında oturuyorlar. İşte başlarındaki hocaya arkadaşlar diyor ki o esnaf arkadaşlar ya diyorlar bu yollar çok berbat. Arabalar berbat. Biz 2 saat geldik. Buradan Samarkand'a gideceğiz. 10 saat. Bu arabalara gidilmez. Şey yapalım, uçak kiralayalım dediler. Şimdi ben de uçak kiralamayı filmlerde görmüşüm yani. Dediler ki ya bir havalanla arasanız dediler bu uçak var mıdır diye. Müdür bey de bana dedi ki bir havalan arar mısın? Şimdi benim de tipim böyle Özbek değil, burun uzun vazlara benziyorum. Ben aldım telefonu, aradım, karşıma bayan çıktı ve bayana soruyorum. Diyorum ki misafirlerimiz var, biz işte Samarkand'a uçmak istiyoruz, uçak kiralayabilir miyiz? Kadın da şaşırdı, demek ki böyle bir şey karşılaşmamış, ben sormam lazım dedi. Uçaklar Taşkent'te durur dedi. Namangan'da uçaklar durmaz dedi. Geri gelmese ben böyle bir 5-7 dakika konuştum. Telefonu kapatınca hoca dedi ki gördünüz mü? Şakir 6 ayda nasıl sökmüş bu çayı dedi. Kırmadı 6 ayda sökmüş oldu.